çok üzgünüm. Hastalığımla da sizi üzdüm. Kusura bakma. Kusuru varsa o da benim ismim. Taşıdığın yükü görmeyen gözlerim, acını anlamayan yüreğim. Ben nasıl bir gaflete düştüm ki? Ben nasıl bir babayım ki? Gözümün önünde eriyen evladım göremedim. Amansız hastalığın pençesinde canımla uğraşırken bir de benim öfkemle uğraştı. Affileydin vereyim. Ah be ballakat benim. Ben seni ateşe atıp gittim. Kendini suçlama. Ama ben kabahatimi bilerek utancımı elime alıp geldim. Hastayım diye vicdanını evi kovmak istemedim. Nedenini, niçinini sana anlatıp affetmeni diledikten sonra söyleyecektim. Sen babanı hiç mi tanımadın? Sen nasıl gözümden sakınırdın ben? Kendine bu eziyeti nasıl çektirdin sen? Ben senin yüreğindeki merhameti de gönlündeki sevgiyi de biliyorum baba. Eminim. Bu hastalığı bilseydin bana dört elle sarılacağından da emindim. Ama ben istedim ki o gün bu kapıdan nasıl çıkıp gittiysem önce merhametini, şefkatini hak etmek istedim baba. Sen be kardeşlerim, benim canımsın. Şefkatim de, sevgim de size bir gün bile eksilmedi. Hak etmek ne demek? Öyle deme. Öyle deme. Gidişimle seni yıktım. Sevgini, emeğini yerle bir ettim. Baba sesini duymadan, yüzünü görmeden 20 sene boyunca her nefesinde beni affetmeni diledim. Senden beni bağışladığını duymadan ölmemek için Allah'a yalvardım. Ben bir gün bunun olacağını ümit ederek ayakta kaldım baba. Ve sen Melek, sen benim ne yaşadığımı bildin mi? Bilmiyorum, nefes diye. Yokluğunu çektim ciğerime. Yüreğim kah hasretinden, kah öfkeden durdu duracak diye bekledim. Ah. Sen gittin hemen. Ha bu lavantanın adını da kokusunu da yasak ettim değil mi? Kavuşmamız keşke böyle olmasaydı. Keşke. Keşke, keşke, keşke böyle olmayaydı. Özür dilerim. Sen de biliyordun demek. Dayanış gücü kalmamış. Yığılıverdik onlarıma Meli. Dökülüverdi acısı, çaresiz edildi. Meleğim ağa. Abi kuzu. Sen bunca zamandır bu acıyla bir başına baş ettin. Ezemedin kimseleri biçicikler. Ağa kuzu. Pazar iyisin kuzu. Ağa.
Mahmut. Hayırdır ya, neyiniz var sizin böyle? Ne oldu? Defne, ne oluyor? Babamla Melek odadalar. Ben bunlarla aradım teselli. Gidişine olan öfkemi dindirir derim ama olmadı kuzum. Yüreğim bir yanı hasretine yandı, öbür yanı acından çürüdü. Sonra dayanamadım. Tekledim. Ben de durdum dedim kendime. Seyir ölüm ne var? Yalnız kızına haset. Gözü açık ölecek bir baba. Yalnız gidişine öfke, ölümü dileyen bir baba. Sen sanıyor musun ki ben seni hastasın diye affettim? Ama 15 yıl önce sağa yazdım ben kızım. Senin adın yazayım burada. Ya oku. Meleğim, belki sabah çıkmaz yorgun yüreğim. Kaç güz, kaç bahar geçti gitti de yüreğime oturan acın haseti bir gün bile hissilmedi. Gidişin hançer gibi indi ciğerime. Beni ikiye böldü. Bir yanım yokluğuna hasretle kanarken bir yanım acına öfkeli. Varsan baksan dışarıdan dağ gibi duruyor koca Seyid Ali Usta ama içim un ufak. Gözüm kapanmadan şu kapıdan çıkıp gelsen babam diye sarılsan ne yaparım ne ederim bilmeyeyim. Öfkesine köle olmuş bir Seyid Ali Usta'mı, hasretine yeni kızını bağrına basan bir babamı ben bilemedim. Ama yüzünü görmeden sana hasret can verirsem kızım, bir ki hakkım sana helaldir. Thank you.
Şu tarafa fazla uzağa gidemez. Abi iş tamam. Payımı alıyorum bu paradan. Eline sağlık. Hepsini al. Halil, 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 Halil. Ha orada bak. Halil gel, gel orada, orada. Gel, gel. Sen kimi dolandırıyorsun lan? He? Sen bana sormadan neden kredi çekiyorsun Seyran? Aynısını ben yapsam bir ton laf edersin. Bir başıma karar vermekle suçlarsın beni. Ben seninle konuşmaya çalıştım Mithat. Defalarca aradım, senin telefonunu açmadın. Ben şu sorunları birlikte konuşarak halledelim dedikçe sen benden uzaklaşıyorsun. Uzaklaşmak öyle mi? Sen söylediklerini bir hatırla istiyorsan Seyran. Uzaklaşan sen misin, ben miyim? Ben artık kendimi sana anlatmaya çalışmaktan gerçekten yoruldum Mithat. Gerçekten. Ya sürekli geçmişte yaşadığın bir şeye takılıyorsun. Ne söylesem ne desem. Ben mi takılıyorum? Evet sen takılıyorsun tabii. Ne söylesem konuyu oraya çekiyorsun. Sürekli kendini biriyle kıyaslıyorsun. Kıyaslama ya. Yapma bizi artık bunu lütfen. Ben mi kıyaslıyorum kendimi? Evet sen kıyaslıyorsun. Seyran, Mithat ne oluyor? Neden tartışıyorsunuz? Ne olacak Banu'cum? İşte ben sıkıntılarımıza çözüm bulalım derken sevdiğim adam tarafından yalnız bırakılıyorum. Benim çabamı görmek yerine de beni yargılamayı tercih ediyor kendisi. Seyran, eğer biz bu sorunu beraber çözeceksek sen bankaya gitmeden önce benimle konuşacaktın Seyran. Krediyi çektikten sonra değil. Ama sen bütün sorunları kendi başına çözmeye alışık olduğun için. Hayır, yalnız bırakıldığım için. Bir dakika, bir dakika. Belki de birbirinizi anlamaya çalışmadığınız içindir. Ya bir sakin olun. Oturun sakin sakin konuşun. Yani böyle tartışarak bir yere varamazsınız ki. Mithat, bak kız iyi bir şey yapmaya çalışıyor. Ama sen sürekli kendi tarafından yorumluyorsun. Yani yanlış anlıyorsun bir şeyleri. Ha ben kötüyüm yani öyle mi? Hayır, değilsin öyle demedim zaten. Ya sadece nasıl desem yani erkek olarak bir şeyleri kendin çözmeye çalışıyorsun. Öyle alışmışsın tamam. Ama Seyran da tek başına birçok şeyi başarabilmiş bir kadın. Yetiştirilme tarzlarınız farklı. Yetiştirilme tarzlarımız farklı. Evet. Artık ben varım. Seyran'ın bir şey çözmesine gerek yok. Yani sen diyorsun ki Seyran bir kenarda otursun,
olanları izlesin, hiçbir şey yapmasın, öyle mi? Hayır, bir dakika. Banu, Mithat öyle bir adam değil. Tamam, burada tartışıyor olabiliriz ama ben yeniden gülebilmeyin, aile olmanın ne demek olduğunu, güzel şeyleri hep Mithat'la hatırladım yani. Mithat öyle bir adam değil. Doğru. Senin kredi çekmeni gurur meselesi yaptı ama. Ya ben anlatamıyor muyum? Gurur meselesi falan yapmadım. Sadece söylediğim şu, keşke bana da haber verseydin. Keşke biz bunu beraber çözseydik, beraber karar verseydik. Bu kadar. Seyran, bak senin önceden yaşadıklarını tekrar sana yaşatmak benim dünyada isteyeceğim en son şey. Ama eğer ben seni mutlu edemeyeceksem ben neden senin hayatında varım ki? Anlıyorum, belki ben sınırları olan bir adam olabilirim. Ve bu da sana, size yanlış geliyor olabilir. Ama ben de böyleyim işte. Ve benim tarafımdan bakıldığında bunlar yanlış görünüyor. Sen buradan hiç düşünmüyorsun Seyran ve asıl mesele de bu. Vay 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 vay. Ya neler yaptırmışsınız siz ya. Bak hepsinden yiyeceksin anneciğim. Babaannem bunları senin için yaptırdı. Birliğine teslim olmadan önce evinin yemeklerini doya doya yesin dedi. Ya yenmez mi annem? Tabii yiyeceğim de. Nefise teyze bugün babaannemi, dedemleri, herkesi yemeğe çağırdı. Sağ olsun. Babaannem yine tavrını koydu. Anneciğim, bak herkes sizi böyle hemencecik kabulleniverdi ya. Babaannenin de bütün derdi sıkıntısı o. Nefise teyzeye tavrı da ondan. Ana seslendim kaç kere sofra hazır diye. Haydi seni bekliyoruz. Anca kızım. Ömer'im. Sen olmayınca var ya. Sofraya oturmak içimden gelmiyor. E ben niye koşa koşa geleyim sanayım? Sırf sen iştahından olma diye babaannem. Ömer'im cevizimin içi ben. Kurban olurum ben sana. Nerede Halil? Mirza'yı da al gel derdiydim. Hala bu saat olmuş o ortalıklarda. Ömer bir ara bakayım amcanı. Arayalım. Ara bakayım. Açmıyor. Gelirler babaanne. Açmıyor değil mi? Yani hepinizi böyle bir arada şu sofraya oturtamadım ya. Helal olsun bana. Bak canımın içi. Ben bu krediyi kendim için çekmedim. Ben bu krediyi çekeyim, benim korktuğum her şey bitsin gitsin demedim. Ben bu krediyi ikimiz için çektim Mithat. Seni bu düştüğün durumdan çabucak nasıl çıkarabilirim diye düşünüp çektim ben bu krediyi. Seyran söylediklerini hatırla. Geçmişte yaşadıklarını tekrar yaşamaktan korktuğunu söyledin bana. Ve bunun paniğiyle beraber bankaya gittin ve krediyi çektin. Sakın bunu inkar etme. İnkar etmiyorum ki bunu. Bu çok normal değil mi? Ya burası benim en yara aldığım, en acı çektiğim yer Mithat. Biliyorum. Böyle davranmam çok normal değil mi sence de? Ben seni anlıyorum bak. Paraya ihtiyacımız vardı. Senin de aklına borç almak geldi. Tamam. Ama senin bu borç aldığın adamlar senin gibi dürüst, iyi niyetli insanlar değil. Değiller. Ya ne olursun canım benim, lütfen gidelim şu parayı verelim, şu borcu kapatalım. Rahat bir uyku uyuyalım lütfen. İstemiyorum Seyran. İstemiyorum. Ay tamam Seyran. İstemiyor. İstemiyor işte. Sen de ısrar etme. Yani saatlerdir burada birbirinizi yemekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Başka bir dünyadan bakıyor meseleye. Nasıl bir dünyadan bakıyormuşum acaba? Onu da anlat istiyorsan. Ya lütfen, lütfen. Bir de siz tartışmayın lütfen. Seyra, beni de yanlış anladı şu anda. Bir dakika. Neyi yanlış anladım ya? Ben anlamaya hazırım, buyurun. Senin gibi erkeklerin... Ha, benim gibi erkekler böyle cahil, kaba saba değil mi? Estağfurullah. Ben öyle bir şey demedim. Dinliyorum. Bak, senin gibi erkeklerin sert köşeleri var. Ve maalesef olaylara tek bir pencereden bakıyorsunuz. Bu... Ben çok iyi anladım. Neyse canım, yani... ikiniz de yetişkin insanlarsınız sonuçta. Siz bu kör dövüşlerinize böyle devam edin. Yalnız bu tartışmanıza devam ederken Gülce'yi de bir düşünün. Üzülüyor çocuk. Ben bu Gülce'ye bakayım. Anneciğim.
Anne. Mithat abim yine mi gidecek? Anneciğim gel. Gel. Beni nereye götürüyorsunuz abi? Efendim Ömer. Ya amca neredesiniz? Hadi bekliyorum Mirza abi, dal gel bak, babaannem annem hepimiz buradayız. Karakola gidiyoruz, bir işimiz var. Halledip geleceğim, siz yiyin, beni beklemeyin. Hayırdır, ne karakolu? Oğlum bir şey yok, tamam. Karakola gidince herhalde seni anlatırım, tamam? Abi bütün parayı vereyim size. Salın beni gideyim. Abi etmeyin ne olur. Oğlum konuşma, kıracağım. Abi etmeyin ne olur abi. Rus. Usta. Mahmut. Buyur baba. Merak için yaptığım kebaplar dükkana yolladılar mı? Hallettim baba. Getireyim beyim. Aa. Merak yok mu? Kebap soğumadan yenir. Çağıran. Ellerini yıkamaya gittiydi de. Ama çok oldu. Bir şey olmasın. Kızım git bir bak bakalım. Anne. 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 Anne biz yemeğe oturduk, orada mısın? Duyuyor musun beni? Anne. Annem ses vermiyor. Nasıl ya? Açsana kızım kapıyı. Anne. Yok anne. Ya odasına çıkmıştır. Yemek telaşından fark etmemişizdir. Allah korusun başına bir şey gelmiş olmasın ha. Ya Kadir ya ağzını hayra aç hele dur. Ne? Efne? Seni merak ettik kızım. Telaşlandınız. Hay Allah ben o kadar çok mutluyum ki ailem, sevdiklerim beni karşısında güçlü görsün istedim. Öyle biraz hazırlanayım istedim o yüzden. Hay Allah. Siz benim gücüm, desteğim, her şeyimsiniz. Ben sizden alıyorum bütün gücümü. Ne? Oğlum. Biz de gücümüz senden alıyoruz. Baksana. Dedem sensiz bize yemek bile yedirmiyor. Allah'ıma şükrediyorum, dualarım kabul oldu diye. Bugünü yaşadım ya. Tamam, o zaman herkes yeme. Sofra beklemez. Hadi. Anneciğim, bu kebapların hepsini dedem senin için hazırladı. Yalnız bak, hepsinden tatlıcın hiçbirisini yarım bırakmayacağım. Tamam, tabii ki. Babanın yemeklerini daha görünce yüzüne kan geldi. Bir de ye bakalım ne olur. Sevinci bile yetmiş ona hala.
Baksana hele. Ya sade ona mı? Ona biz de sonunda sevincimizden ağzımızın tadıyla sofraya oturduk. Vallahi siz niye daha önceden barışmadınız ki? He? Sen eniştemle bir olup Kerem'in annesini mi boşattın? Aslı'cığım bak şu laflarına artık dikkat et biraz. Onların evliliği zaten bitmişti. Boşanmak üzereydi onlar. Boşandılar, biz evlendik. Yalan söyleme. Kerem her şeyi anlattı bana. Ya annesinin oğlu o. Ne anlatacak sana? Melek hazmedemiyor Alpay'la benim evlenmemi. Çocukları doldurup duruyor. Sen inanıyor musun ya bunlara? Kerem neden yalan söylesin ki? Boşandılar derdi sadece. Babasından da bu kadar nefret etmezdi. Ben mi yalan söylüyorum sana? Aptal mısın sen? Ne anlatıyorum ben sana burada? Çocuklar annesinin dolduruşuna geliyor. Babalarından nefret ediyorlar. Bak üç günlük insanların lafına kanıp karşıma gelip benimle böyle konuşma. İkinizle de uğraşamam, tamam mı? Senin oğlunla ne alakan var? Yapma ya, anladım amca. Ah be Halil. Gene karakol. Allah vere de şu Alpaylar çıkmaya bu işin altından. Yok canım. Handa bir şey olaydı. Şimdiye çoktan gelirdi haberi. Böceğiyle ilgili mesele. Dedem gitmiş şimdi amcamların yanına. Ya bunların bir tedarikçisi varmış. Bakır alıyorlarmış. Bu adam dolandırıcı çıkmış. Tüm parayı alıp kaçarken amcamlar yakalamış. Ne diyorsun anne? Ya bir bu eksikti. Siz orada kimden çalışıyorsunuz, kimden para alıyorsunuz, mal alıyorsunuz haberiniz mi yok? Ben ne bileyim ana. Haliller konuştuydu. Nöbetçi mahkemeye çıkacakmış. Gereğini yapın salıversinler beni. Yoksa ben gereğini yapacağım. Tamam tamam bakacağız duruma. Abi adamı fena sıkıştırmışlar. Polis avukatımı arayacağım demiş belli ki. Sıkıntı yok. Çıkarız oradan. Yeter ki kessin sesini. Şimdi benim söyleyeceklerimi çok iyi dinle. Tamam mı? Bundan böyle oğlumla kesinlikle görüşmeni istemiyorum. Ne oldu enişte? Benden mi korktun? Oğluna nasıl bir zarar verebilirim? Söylesene. Aslı'cığım görüşmenizi istemiyor. Bu kadar. Bir şey yok bunda. Ya bir dakika teyze. Dağınık, sorumsuz, saygısız bir kızım ben değil mi? Kerem'i kendime benzetirim belki. Benimle bir olup size iyice düşman olur. Değil mi enişte? Bak sabrımın sonuna geliyorum. Bir şey söyle yoksa... Tamam. Aslı sen bir çıkar mısın? Çıkar mısın sen canım? Biz bir konuşalım tamam mı canım? Aslında haklısın. En başından Kerem'in babasının sen olduğunu bilseydim... ben de bir düşünürdüm. Aslı hadi artık sen bir odana git. Hadi çık çık. Kızın oğlumla bağını keseceksin anladın mı? Asla görüşmeyecekler. Duydun mu beni? Ya tamam da Alpay sen de biraz büyütmüyor musun yani? Genç çocuklar sonuçta bunlar. Konuşurlar, arkadaş olurlar. Ertesi gün kavga ederler, bir daha da görüşmezler. Bir de Aslı benim yeğenim yani. Düşmanımız değil ki. Düşmanın değil ha. Az önce bana söylediklerini duydun ama. Ya sen böyle konuştuğun için olabilir mi? Kız kendini aşağılanmış hissetti. Ne bileyim, oğluna layık olmadığını hissetti. İstemiyorum ya. Anladın mı? Bitti. O kadar. İstemiyorum. Tamam. Tamam bağırma ya. Aslı'yı uzaklaştırınca sen iş bitecek mi zannediyorsun? Kerem dinleyecek mi seni zannediyorsun ya? Ben ikisiyle birden konuştum. Ama Kerem'in tavrı o kadar net ki. Sen bunu daha önceden biliyordun yani. Hayır. Alpay hayır. Hayır. Ben yeni öğrendim. Yalan söyleme bana tamam mı? Ayrıca ben Aslı'nın niyetinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ayrıca sen de çok iyi biliyorsun. Neymiş niyeti? Ya ne olacak Allah aşkına yani kapatacak çocuğu, sırtını yaslayacak, geçinecek, gidecek işte o kadar. Ben böyle mi yaptım sana Alpay? Sen şimdi niye üzerine alındın ki? Ha? Ne oluyor? Defne'm, Kerem'im. Böyle içimde buruk bir sevinç var. Annem niye buruk? Niye öyle söylüyorsun? Biz böyle konuşmamış mıydık buraya geldiğimizde? Böyle hayal kurmamış mıydık? Hani senin en büyük hayalin dedemle barışmaktı. Bak oldu. Evet. Biz senin yanındayız.
Burada kocaman bir aile olduk. Buraya ilk geldiğimiz gün hatırlasana. Buraya gelene kadar bize dedemden bahsetmiştin. Hayaller kurmuştun, iyi olacak demiştin. Biraz geç de olsa her şey yoluna girdi. Bak dedemle o kavgalı günleriniz çok eskide kaldı. Ya. Çok şükür. Çok şükür kızım. Size de çok teşekkür ederim benim canım yavrum. Benim güzel yürekli çocuklarım. İşte keşke bu sevincimiz milletle de böyle gölgelenmeseydi. Ben size yanıyorum yavrum. Benim acımı, derdimi yük etmişsiniz kendinize. Yük değil anne. Olur mu öyle şey? Biz sana belli etmemeye çalıştık ama elimizden geleni yaptık. Yani yapmaya çalıştık. Sen mutlu ol diye, üzülme diye. Anneciğim ne demek o? Sen bizim en değerli varlığımızsın. Senin elin üstümüzde olmasa biz hiçbir şey başaramazdık ki. Biz de senden güç alıyoruz. Kerem'im işte sizin de yaşadıklarınız hiç kolay değil ki yavrum. Yani babanızla yaşadıklarınız bir taraftan, bir de şimdi bu hastalığı da dert etmişsiniz kendinize. Yaşınızdan erken büyüdünüz. Yaptığınız fedakarlığı da biliyorum, dedeniz anlattı. İşe yaramadı ama. Olsun. Sizin yaptığınız iyilik ne kadar önemli. Orası koskoca bir iyilik bankası. Başka bekleyenler de var. Kim bilir belki başka birine olur, bir aile mutlu olur. Belki yarın bana telefon açarlar. Hiç bilmediğimiz iyi kalpli gönüllü bir insandan biz mutlu oluruz. Bir mucize gelir, değil mi? Çok umut ettik anne. Birimizden birimiz seni kurtarırız diye. Ama tamam işte, umudumuzu bırakmak yok ki. Daha demin siz söylüyordunuz ya, bir her şey yoluna giriyor diye. Madem artık benim bu derdime de ortak oldunuz, biz sevgimizle her şeyin üstesinden geleceğiz, değil mi? Beraber mücadele edeceğiz. Ben de daha güçlüyüm. Bizim sevgimiz hiçbir şeye yaramaz. Tamam mı? Öyle yok öyle süngüleri düşürmek. Tamam mı? Ya sen erkek olarak bir şeyleri kendin çözmeye çalışıyorsun. Böyle alışmışsın, tamam. Ama yani Seyran da tek başına birçok şeyi başarabilmiş bir kadın. Yani yetiştirilme tarzlarınız farklı. Sen diyorsun ki Seyran bir kenarda otursun, olanları izlesin, hiçbir şey yapmasın. Bak, senin gibi erkeklerin sert köşeleri var. Ve maalesef olaylara tek bir pencereden bakıyorsunuz. Bu... Seyran, ya az önce istemeden de olsa fazla ileri gitmiş olabilirim. Özür dilerim. Yok canım, özür dileyecek bir şey yok ki. Ben Mithat'ı da anlıyorum. Yani düşünmeye ihtiyacı var biraz. Yalnız nasıl güçlü bir kadınla evlendiğini bence bugün fark etti. O kadının onu asla yalnız bırakmayacağını fark etti desek daha doğru olur galiba. Doğru. Banu, sen şimdi tabii böyle gördün. Yani Mithat delidir, doludur. Ama zannettiğin gibi basit düşünecek bir adam değildir. Biraz zamana ihtiyacı var. Sağ ol. Geldin, kefil oldun kredi için. Ama benim parayı bankaya iade etmem gerekiyor. Sen bilirsin.
Geldiler. İyi akşamlar. Hoş geldiniz baba. Amca ne yaptınız ya? Ne yapalım? Kanuna teslim ettik zaten her herifi. Nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hele ya. Herifteki cesarete bak. Hep bunların kabahati oğlum. Ne ödüğü belirsiz adamı sokarsan hocaya, olucuna bak. Ya baba niye öyle diyorsun? Yılların cerametli Hafız dayıyla senin de başına böyle bir şey gelmişti. Doğru deyin geldi. E sen de benim oğlumsun. Nasıl ki o vakit kendime kızdıysam, şimdi de sağa kızayım. E ne yaptınız? Parayı geri alabildiniz mi bari? Aldık çok şükür. İyi, bu kadarıyla geçmiş olsun diyelim. Anan nerede kızım? O size kızdı. Öyle söylene söylene çıktı odasına. Bize mi kızdı? Baba aç mısın? Bir şeyler hazırlatayım. Yok kızım yok. Aşem atıştırdıydım bir şeyler. Sağ ol. Halil sen bir şeyler yer misin yengeciğim? Yer yer. Hatta bir postada seninle beraber yerim. Bak ben yarın gidiyorum. Özleyeceğim bu yemekleri. Bak bulamayacağım orada. Yiyelim beraber. E tamam. Hazırlayın gibi yiyelim beraber. E haydi ben hazırlatayım hemen bir şeyler. Sen de uyku tutma galiba. Huzursuzluk uyku vermiyor derdim ya. Bugün huzurdan gözüme uyku girmedi. Benim de yüreğimde sanki ağır bir taş varmış gibiydi abla. Her tarafı keskin. Her tarafı ciğerime batan bir taş. Ama bugün yok oldu gitti. Hepimizin başının üstüne bir kara bulut çöreklendi. Güneş doğar mı dedikçe sifiri karanlığa uyanırdık. Oh çok şükür aydınlandı. Gönlümüz, yüreğimiz ferahladı. Abla, ben bugün meleği seyrettim. Hala ürkek. Hala korkuyorum. Hastalığını herkes dert edecek diye sakın. Başını ailesinin omzuna yaslamayı, yüküme el verin demeyi unutmuş yavrum. Hayallerinden, heveslerinden vazgeçmiş. Gençliğini, ömrünü feda ederek yaşamış. Biraz vakit geçsin. O da bir oh der elbet. Teslim olur. Şefkatimize, desteğimize. Bundan böyle gönlünden geçen neyse, neyi özlediyse onu yaşayacak. Anne babası olarak daha gibi onun yanında durmuşum. O soysuz Alpay yanına bile yaklaşamış o. Kızın durumunu bilmiyor değil mi? Ya, bilmiyor. Bilse bir de bu tarafından basar kızın kanadını. Hayırdır? Bu evde sadece siz mi yaşıyorsunuz hanımefendi? Kahvaltıyı kendinize hazırlamışsınız. Vallahi bu zamana kadar hiç kimse benim için hiçbir şey hazırlamadı Alpaycığım. Herkes hazıra konmaya bayılıyor. Doğru ya. Ben de iki tane dadıyla beraber büyüdüm. Yani peynir nerede saklanır onu bile bilmiyorum. İnşallah aç kalma. Prenses nerede? Bilmiyorum erkenden çıkmış. Nereye? Bilmiyorum Alpaycığım. Bana inat eğer Kerem'le buluşmaya gittiyse külahları değişiriz haberin olsun. Bilmiyorum dedim ya. O zaman ben son defa söyleyeyim. Kerem'le Aslı görüşmeyecek. Eğer bu iş bugün hallolmazsa ben kendi yöntemlerimle hallederim. Günaydın.
Anneciğim özür dilerim ben. Çantamı alacaktım. Uyandırdım seni. Canım kızım benim, ben uyanmıştım zaten. Sen çıkıyor musun? Anne Ömer'i uğurlamaya gidiyorum. Güle güle gitsin Ömer. Selamımı söyle. Olur, söylerim. Anne. Ateşin mi var senin? Ha, yok. Ateşim mi? Ha, sana öyle gelmiş. Yok anne, sen yanıyorsun şu anda. Ateşin var. Hayır Defne, bir şey mi? İlaçlarını mı almadın? Nerede ilaçların? Kızım şimdi alacağım, ama çantamda işte. Nerede çantan? Kızım. Anne ne oluyor? Bir şey yok oğlum. Bir şey yok Allah aşkına. Defne gereksiz panik yapıyor. Annemin ateşi var Kerem. Kerem bir bardak su getirir misin anneme? Kızım bir şey yok, inan ki yok. Tamam ben. Bir dakika dur, ben de bakayım. Anneciğim senin bayağı ateşin var. Yok Kerem bir şeyim, abartmayın çocuklar ne olur. Günaydın, uyandın mı kızım? Günaydın Allah. Ne oluyor burada? Kızım neyin var senin? Ama annemin ateşi var. Yalla bir şey yok. Çocuklar gereksiz yere panik yapıyorlar. Azıcık ateşim yükselmiş ama bir şey yok. Hemen hastaneye gidelim ha. Babanı arayayım ben. O götürsün seni. Yok. Valla yani gerçekten bu normal, doktor da söyledi, olabilirmiş böyle. Şimdi ben ilacımı içtim, hemen gelirim kendime. Merak etme tamam mı? İyi madem. Bir şey olursa seslen ama. Tamam tamam tamam. Ben su koyayım. Hadi çık sen, bekletme Ömer'i. Bir git uğurlamaya çocuğu. Bak bekler seni, hadi kızım. Anneciğim ben böyle nereye gideyim seni bırakıp? Hı? Aa Defne. Aşkına yavrum ne olursun, ne olacak? Bak ben burada hem yalnız da değilim, gözün arkada kalmasın. Bak Ömer'le görüşemeyeceksiniz uzun süre, üzülür sonra bak. Hadi yapma Defne, hadi. Hani olmaz. Arar söylerim ben Ömer'e, gelemeyeceğim derim. Nasıl da güzel olmuş benim çiçeğim. Ne güzel olmuşsun sen. Hadi git böyle görsün seni güzel, hem de uğurla. Anneciğim hayır olmaz bak. İçime dert olur benim. Gidemem ben bir yere böyle. Defne. Lütfen. Kızım acele edin, bak geç kaldık ha. Ömer haydi oğlum, dedem bekliyor, amcam bekliyor, haydi. Geldim geldim. Hazır şef. Siz geçin babaanne, anne ben geliyorum. Sakın bana uyudun deme uykucuğum. Yok Ömer, ben hazırlandım, geliyordum da. Annemin halini görünce bırakamadım onu. Ne oldu? Kanaması falan mı var? Yok da ateşlendi yine, çok halsiz görünüyor. Dışarı çıktım şimdi seninle konuşabilmek için, yanında konuşmayayım diye. İlaçlarını aldı mı? Aldı aldı, hemen verdim ben. İyi tamam, iyi yapmışsın. Bak bunlar arada bir olacak. Annenin yanında ol tamam mı? Hiç gelmene gerek yok, sıkma canını. Ömer kendine dikkat et olur mu? Yolun açık olsun. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ağlamak, üzülmek, hiçbir şey yok tamam mı? Çok kısa sürecek. Özleyeceğiz birbirimizi, sonra kavuşacağız. Hoşça kal. Hoşça kal Defne'm. Abla, Melek nasıl oldu ki? Gidip baksam mı? İlacını aldı, dinlensin. Hep böyle oluyormuş. Alıştım artık değil kuzum. İnsan böyle bir illete nasıl alışır ki? Allah bir an önce şifasını versin, anlatırsın abla.
Çocukların çaylarını doyver. Günaydın. Günaydın. Mahmut erkenden gitti dükkana. Bu aralar pek bir hevesle gideyim. Sen canım bir şey mi sıkkın? İşlere biraz kafam bozuk. Hiç gidersim yok. O Alpay'la Kenan Han'daki bir sürü dükkanı almışlar. Anlayacağım başımıza ağ kesildi. Ne derlerse yaptırırlar. Sen de böyle evde oturup meydanı onlara bırakmayacaksın değil mi? Ne münasebet abla, gideceğim elbet. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Günaydın halam. Günaydın kızım. Çiftler. Nasıl oldun anne, daha iyi misin? İyi. Kızım niye kalktın? Biraz yatıp dinlensene. İyiyim çünkü baba, iyiyim. İlaçlarımı alınca toparlıyorum baba. Hep aynı şey oluyor. Olsun kızım. Gene de ayaklanmasaydın ama. Locaya gideceğim ya hala. Çalışmak da iyi geliyor hem. Kızım kendini yorarak nasıl iyi olacaksın? Baba kendimi odaya kapatıp yatağa mahkum edince daha kötü hissediyorum. Hani hayata karışık böyle oyalanmak daha güçlü hissettiriyor bana. Kızım vallahi ben de şaşırdım kaldım. Ya neyin iyi olduğunu bilsem bunu yap diyeceğim sana. Oyalanmak sana iyi geldiyse kızım git. Ama bizi habersiz bırakma olur mu? Ya böyle daralırsan, kendini kötü hissedersen babanı ara, o seni getirir hemen eve. Tabii, tabii ararım. Ama şimdi karnını iyice doyur, ben götüreceğim seni locaya. Tamam, kurt gibi acıkmışım. Siz de başlamadınız mı? Allah hayırlı tezkereler versin de bir an evvel kavuşak doktorumuza. Amin. Efendim Ali. Halil, belediyeden araştırdım ben sizin durumu. Kenan'ın projesini incelettim. Çalışmayı durdurmak için bir şey yapabiliyor muyuz? Tadilatı durdurmak için. Durumu lehinize çevirebilirsiniz gibi görünüyor. Han'da aktif çalışan kiracı esnafların imzasını alabilirseniz tadilatı durdurabiliyorsunuz. Konuşun hepsiyle. Tamam, tamam peki. Bir konuşalım bakalım. Teşekkürler kardeşim. Hadi sağ olasın, iyi çalışmalar. Ne diyeyim? Bu dükkanda kiracı olarak çalışanlar var ya. Evet. Onlardan imza toplayabilirsek çalışmayı durdurabilirmişiz. Oh ya. Bir an evvel halledek şu işi. Dur hemen Seyit Ali'yi arayayım da haber vereyim ha. Kızım ben yarım. Hadi oğlum. Efendim Cumali. Seyit Ali çıktın mı öden? Yok şimdi çıkmışım. Bana bak, locaya gel, hemen hanın işini konuşmamız lazım. Bir avukat bulduk, bir yol gösterici inşallah. Tamam geleyim. Tamam. Hadi bakalım, hadi görüşürüz. Barışmalarına çok mutlu oldum abi. Babam da ablam da nasıl sevinmişlerdir. Hasretle böyle bir sanadılar birbirlerine baba kız ama bir göreceydin ha, yemin olsun sana. Hepimizin yüreğine su serpildi. Ablam da artık gizli saklı derdiyle öyle bir başına kalmayacak. En çok da ona seviniyorum ya. Ben de çok kafama takıydım onu da. Çok şükür. Ya akşam ben sana aracıydım zaten de. Telaşeden kafa karışıklığından kaldı öyle. Bizim halimizi bir göreceydin sen. Bir ağladık, sevincimizden bir güldük. Darmadağın olduk. Ya sana ne diyeceğim, unutma lan söyleyeyim. Babamın hazır keyfi yerinde geldim ben. Senin şu senet meselesini söylesek babam acaba? Ha yok yok abi, hiç söylemem. Ya bu senet herkese dert oldu zaten, ben halledeceğim onu. Ya bunların hani ettikleri ortada, babamla da araları gergin. Şimdi olaylar iyice büyümesin. İyi. Sen öyle değilsen öylesin o zaman. Ne diyeyim? Of. Kerem. Neredesin ya? Geç kaldın. Evet izin verirsen daha da geç kalmayayım. Ulan memlekette adam kalmadı gitti, benim oğlum buldu ya. Albayım gene ne oldu? Funda'nın yeğeni. Kerem'le arkadaş olmuşlar. Nasıl yani? Basbayağı yani. Sevgili olmuşlar. E ne güzel işte. Bahaneyle oğlun aranızdaki buzlar çözülür belki. Nerede bu emmiler?
Cumali Ömer'i uğurlamaya gitmiştir. Seyyid Ali Efendi'yi bilmiyor. Maşallah ya. Şirhanların ajandası gibisin. Kulağımı iyi açıyorum abi. Bana bak. Kulağımı açayım derken kalbini açma. Allah muhafaza. Bildan Hanım girebilir. Bugün çok şakacı uyanmışsın oğlum. Gülmek sana yakışıyor. Ya bu neydi başımıza gelen ya? Biz nasıl düştük bu tuzağa? Bela mı bizi buldu? Biz mi gittik onu bulduk? Vallahi anlamadım. Ya Allah'tan yakaladınız da adamı. Bütün parayı kaybetmedik. Ya Vildan ininci'nin aklına gelmez. Sen ne cesaret alüminyumlarla geliyorsun buraya ya? Ya yanında mallara baksan? He? Paket olacak burada. Sahtekara bak, bunu da mı düşünmedi? Gerçi kaçamadı da. Bizim toptancı iflas etmiş. Yığınla sipariş birikti tabii. Yani öylece kala kaldık. Hay Allah. Büyük aksilik tabii. Ne yapabilirim sizin için? Haydi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seydil amca. Ya ne güzel etmişsiniz böyle baba kız gelmişsiniz. Bilden Allah kavuştursun. Hey kızım, Allah kavuştursun. Sağ olun, sağ olun. Cuval nerede, burada buluşacaktık? Gelmek üzerelerdir. Ya ha geldi be. Cumali. Seyhan'ı mı? Ömer yolcu etmesin. Allah kavuştursun. Sağ ol, inşallah da. Melek, Melek nasılsın? İyiyim Ali, sağ ol. Bugün babam bıraktı, sağ olsun. İyi olmuş. Merhaba Seyitel amca. Ya ne kaş göz edip durayım? Ne soracaksan adam gibi sorsana. Yok yok. Biz kızımla konuştuk. Artık aramızda gizli saklı hiçbir şey yok. Oh be arkadaş, oh be. Şimdi gönül rahatlığıyla sorabilirim. Melek, nasılsın kızım, iyi misin? Çok iyiyim Cumali amca. Çok iyiyim, sağ olasın. Babamın desteğiyle daha iyi oluyorum inşallah. İyi olacaksın kızım inşallah, inşallah. Bunun için biz elimizden ne geliyorsa yapacak. Etrafta kim var, kim yok, herkes gam verecek. Şifanın nereden geleceği belli olmasın. Sağ olasın. Ne demek kızım ya? Ne mutlu hepimize. Ne derdi o? Bizi böyle görmek de varmış. Ha, bizi böyle görmek güzel de. Acaba diyorum, bizi şeyle de görmek mümkün mü acaba? Çayınız var mı derdi o, çayınız? Ya emriniz olur. Siz buyurun geçin oturun, ben hemen getireyim çadır. Simitler de var o zaman, hazırlayın. Hoş geldin Meytek. Zahra Aslan'ın bize hoş geldiniz komutanım. Sağ ol Yasin. Sağ ol. Hani komutanım. Sağ ol Yasin. Vallahi esnaf da bitiyor iş. Sonuçta bir araya gelip hepsi imza verecek. Onlar kiracıyım. İmza verme yetkileri var mı? Var var. Seydelen mi? Tadilat işlerini etkiledi, neticede mecbur imza verecekler. Kenan'la ağız birliği etmediler Seyyid. Fakat boyuna para yedirmesi lazım. Her ay her ay nasıl dayanacak bu ha? Bu arada bu Kenan'ın projesinin yeniden incelenmesi için avukat aracılığıyla bir başvuruda bulunacağız. Ne etmişsiniz? Dur sana yardım edeyim. Sen geç otur. Baba bak, biz burada hiç öğrenmeyek Seyit Ali. Varak esnafla konuşak bunu. Ya ben de baba zaten avukatla buluşup belediyeye gideceğim. Bir avukatla konuşurum. İnceleme başvurusu yaparız. İyi iyi.
Ama en azından çaylarınızı içseydiniz. Han bekletmeye gelmez kızım. Canı serilesiciler devamlı hinlik peşinde. Bizim de uyanık olmamız lazım. Hadi hadi biz barakta konuşalım. Hadi selametle kalın. Melek. Huzurun sevincin yüzüne yansımış. O kadar mutlu oldum ki babamla barışmam. Çok mutluyum. Melek. Efendim baba. Kendine iyi bak kızım. Fazla yorma kendini. Tamam baba, merak etme. Konuştum adamla, mahkemesi bugünmüş. Ama sabıkası çok, hakim hemen salmayabilir ha. E bizim sayemizde topluca bütün cezasını çeker işte fena. Birkaç yılda temizler hepsini. Vallahi abi sıkışıp da konuşmazsa iyi tabii. Yok, onu yapamaz. O dağlar biraz karlı. Benlik bir şey yoksa çıkıyorum ben. Güle güle albayım. Engin'i arıyor. Hadi ben de kaçtım. Baba abi. Buyurun Vildan Hanım. Dinliyorum. Nasıl oldu inanamıyorum hala. Seyit Ali hasta olmasa babam bu acıyı böyle içinde taşıyıp duracakmış Ali. Sen de öyle Melek. Babanla konuşmayı düşünmüyordun ki. Demek ki zamanı gelmiş bak. Önüne geçemedim. Yıllar önce babam ilk kalp krizi geçirdiğinde Allah korusun öleceğini düşünmüş. Bana bir mektup bırakmış biliyor musun? Kızım hakkım sana helaldir diye. O öfkesiyle özlemi arasında sıkışmış, savaş vermiş. Baban o senin Melek. Evladı için bitti gitti diyecek birisi değil. Yani bakma sen o ilk geldiğinde sana olan öfkesine. Seyit Ali amcadan bahsediyoruz yani. Öfkesinde sevgisi gibi büyük yaşayan bir adam. Nasıl üzerime titriyor şimdi bir görsen. Böyle iki dakika gözümün önünde olmayayım. Hemen bütün odaları geziyor, beni aranıyor. Bir daha artık bu çatının altından seni hiçbir yere bırakmam. Gözümün önünden ayırmam diyor. Babamın varlığını hissetmek bana çok iyi geldi Ali. Yeniden doğmuş gibiyim. Yıllardır sana hasretti tabii. Ben locaya da göndermez diyordum ama. Göndermiyordu zaten. Gitme yorma kendini diye tutturdu da ben... Baba ben oyalanıyorum orada deyince üstelemedi ama. Ya Cumali amca. Onun sözleri de yüreğime çok dokundu. Babam gibi bana gülümsemesi, bana sahip çıkması. Yani çok özlemişim ben öyle. Çok özlemişim bunları. Babamın da Seyit Ali amcadan bir farkı yok ki. Yüce gönüllüler, sevgi dolular maşallah da. Kızdılar mı ikisinin de dilinden kork. Aman aman. Bu resmi de bitirdiğimizi görebileceğim inşallah. O da olacak. Hiçbir şey yarım kalmayacak. Ayrı geçen 20 yılı beraber telafi edeceğiz. Ve bu resmi de bitirip götürüp kendi evimize asacağız. Ya affedersiniz muhabbetimizi bölüyorum ama Halil, bu avukat Ali geldi. Dışarıda bekliyor. İstersen bir bak. Tamam, geliyorum. Hadi gidelim. Tamam, geliyorum ben. Geliyorum ben. Ulan ne güzel resim. Ne
Hakkı. Buyur usta. Esnafa haber ver. Bugün toplantı var. Tamam usta. Çözülücü bu iş. Çözülücü. Hadi. Hadi. İnmedi mi daha acaba? Ay Defne, kız bir otur vallahi başım döndü ha. Bir otur bir dur. Ya ulaşamıyorum ama. Arıyor. Ömer neredesin sen kaç saattir ya? Seni arıyorum çok merak ettim. Yeni geldim Defne'm. Nasılsın? Nasıl bir yer orası? Nasıl geçti yolculuğun? İstediğim sorudan başlayabiliyor muyum? Ya dalga geçme Ömer. Heyecandan ne soracağımı şaşırdım. Yolcu da edemedim. Senin aklın kaldı. Merak etme Defne'm. İşte bildiğin askeri bölge. Ömer tekrar ne zaman konuşabileceğiz? Vallahi bilmiyorum. Ben şu an telefonu teslim etmek zorundayım. Ama ben sana bir şekilde haber vereceğim. Ömer ben çok özledim seni. Nasıl bitecek bu ayrılık? Ben de seni çok özledim. Videolarımızı çektik ya onlara bakıp bakıp güleceğiz. Bir bakmışsın bitmiş askerlik. Ömer gelmiş. Tamam. Kendine çok dikkat et orada. Ben seni çok özleyeceğim. Bir de seni çok sevdim sakın unutma olur mu? Ben her şeyi unuturum. Senin beni sevdiğini, o güzel gözlerini, o güzel gülüşünü unutmam Defne. Ben kapatmak zorundayım şimdi. Yine haber veririm tamam. Kendine çok dikkat et. Anne de bak. Annenin yanında ol. Tamam. Hoşça kal. Ben kahraman doktorum. Hoşçakal aşkım. Teşekkür ederim. İyiyim. Bunları size getirdim. Geçen gittiğimiz yerde konuştuklarımızı düşündüm de... aile özleminiz, sıcak bir yuvaya hasret çocukluğunuz bana çok dokundu. Ömer'e yapıyorken size de biraz ayırdım. Zahmet etmişsiniz. İnce düşünceniz için teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Kenan Bey, ben size karşı bu iyi niyetimi korumaya çalışırken... locaya gelen toptancının bizi dolandırması beni çok düşündürdü. Anlayamadım. Ben çok iyi hatırlıyorum ki size bundan bahsetmiştim. Biz böyle etrafta sağda solda bir tedarikçi ararken birdenbire bir adam çıktı... ve sözde çok iyi fiyat vererek bizi dolandırdı. Yani her meselenin içinde sizin olduğunuzu düşünmekten bir türlü kendimi alamıyorum Kenan Bey. Halil mi söyledi size? Ben mi dolandırmışım sizi? Ha yok. Emin olun bu konuyla ilgili hiç kimsenin ağzından sizin adınız çıkmadı. Ama işte her şey böyle üst üste gelince... Böyle düşünmenize çok kırıldım. Gerçekten sizi dolandırmış olabilirim. İnanıyor musunuz buna? Aslıcığım, beni bir dinler misin? Alo. Kenan Bey, ben bu sorulardan, kuruntulardan inanın çok yoruldum. Bunlar cevap bulmadıkça benim size bir şey demem mümkün değil. Madem yüreğiniz benden yana rahat değil, şüpheleriniz var, ısrar etmeyeceğim. Sizi iyi bitiren sorular da bir gün cevabını bulacak elbette. Dürüstlüğümü, temizliğimi anlayacaksınız. Umarım dediğiniz gibi olur. Eğer sizin düşündüğünüz gibi sahtekar, kötü niyetli bir adam çıkarsam... emin olun size karşı utancımdan kendimi Antep Kalesi'nden aşağı atacağım. Şüpheleriniz gönlümü kırmaya yetti.
bir gün gerçekten bana inandığınızda bu pokçaları yiyeceğim. İyi günler. Sağ ol. Sağ ol canım. Sağ ol. Hey, maşallah be. Çoğunluk bizden yana ha. Burada imza sormayanlar da zaten Kenan'ın korkusu. Bakayım hele kimmiş imza sormayan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Seydelen'le ben de imza atmaya geldim. Emin misin Zeynel? Şimdi sen Kenan'ın kiracısısın ya. Sonra başına bela olmasın Kenan abin. Vallahi bir diyeceği varsa çıksın karşıma. Ben imzamı atmaya geldim. Helal olsun. Helal olsun. At bakalım. Helal olsun. İşler başlamış yine. Buna iyi bak iyi. Handaki hükmümüz bitici bitici. Tabi tabi. Kenan efendi. Artık bu handa istediğiniz gibi at koşturamayacaksınız. Bak esnaf şikayetçi. Bu da imzalar. Vay be. Helal olsun. Herkes imzalamış. Ali. Baba. Kızım. Belediyeden geliyoruz. Proje iptal. Hanın dokusuna zarar verildiğine dair uzman raporu çıkmış. Oh olsun şükürler olsun ya. Hakikaten ne oldu? Yasalara karşı boynumuz kıldan ince. Madem bu kadar gönülsüzlük var, hayır gelmez bu işten zaten. İdris getir projeyi oğlum. Kızım. Gel olsun. Gel. Ne yapıyorsun lan? Yemek yedin mi sen? Senin kebaplarından yerim baba. Bu iş burada biter. Ne yapıyorsun sen ya? Keyfimiz kaçmasın. Herkes işine gücüne baksın. Kulağa gelsin. O zaman kebaplar benden. Ateşi kavla bakalım. Ne yapıyorsun lan sen? Bu da planın bir parçası almayayım öyle düşün. Komutanım. Hoş geldin asker. Sağ ol komutanım. Hüseyin komutanın telefonda bahsettiği tabi subaşçansın değil mi? Evet komutanım. Hayırlı olsun. Sağ olun komutan. Kardeşim nasılsın, iyi misin? Sağ olun komutan. Nasıl kardeşim, iyi misin? Ne kalkan kardeşim? Neyiz maşallah.
Gördün değil mi dışarıdaki manzarayı? Biz 20 yıl evvel bu dostluğa kastetmedik meselene. He? Beni bırak. Seni it gibi kapının önüne koydular. Unuttun mu? Hiçbir şey bitmiş değil. Sadece çok açık ettik kendimize. Bu kadar ortada olursak yolumuzu yürüyemeyiz. Taş koyarlar her türlü. Ya adamlar kızımı gelin aldılar. Meleği baş tacı ettiler. Hamdi her şey yolunda. Halil'in keyfi yerinde. Başka planın var mı ya? Ne yapıyorsun sen ya? Sinekleri tahsil edeceğim. Onun için vermedin bunları bana. Ha. Git suratlarına vur. Çıkarsınlar el birliği ödesinler. Mesele kapansın değil mi? Yine kafan çalışmıyor. Kafa çalışıyor mu duruyor mu göstereceğim ben sana. Cavit abi Alpay ben. Bir senet işim vardı. Geleceğim sana. Çok güzel olmuş. Erdem bulsun cezasını. Böyle sahtekarlara müstahaktır kardeş. Evet evet çok şükür. Sağ olasın. Sağ ol. Müze hayırdır? Bizi dolandıran sahtekarı atmışlar içeri. E yalnız değildir o. Arkasında duranları bulabilmişler mi? Ya polis onu konuşturmuştur. Boş bırakırlar mı? Heh. Müjdemi isterim. Bizim dolandırıcıyı atmışlar içeri. Oh çok şükür. Tam zamanında önünü kesmişiz. Kendimizi de tebrik edelim. Ha, elimize sağlık. Tebrikler. Vildan Ömer'le konuştun mu? Ha, konuştum konuştum Melek. Teslim olmuş birliğine. Hayırlı tezkerelerini de görelim inşallah. İnşallah. Aslı. Nereden geliyorsun bu saatte? Kerem'le görüşmedin değil mi? Ne olursun Alpay'ın inadına gitme. Arada kalıyorum lütfen. Kerem'le falan görüşmedim. Anahtarın yok mu senin? Niye bir kapı açmak zor mu geldi? Tamam gelmedi. Nerede yeğenin? Odasında. Kerem'le de görüşmüyorlar. Tamam mı? Merak etme artık. Umarım öyledir. Ne o artık akşam yemeği de mi hazırlamıyoruz? Hı? Yeğenine bir çift laf ettim diye. Hazırlarım Alpay. Ayrıca sen bu Aslı'ya bu kadar takılacağına... bence Kenan'ın iplerini biraz sıkı tut. Bana Kenan'dan falan bahsetmedin aşkına. Yine kafasına göre saçma sapan işler yapıyor bana hiç sormadan. Kenan bu işte. İstediği zaman istediği şeyi yapıyor. Ben bugün onları Vildan'la gördüm. Hem de baş başa. Yani seninle oynuyor ama Vildan'la oynuyormuş gibi gözükmüyordu. Tabii ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gülce, nasılsın? İyi Mithat abi, resim yapıyorum. Öyle mi? Banu dur, ben bakıyorum. Buyurun. Mithat nerede mi? Siz kimsiniz? Mithat! Kim o? Ne oluyor? Ne istiyorsunuz? Seyran, içeri geç. İçeri geç Seyran. Ne oluyor? Ne istiyorsunuz? Küçük bir acak diyor. Mithat dikkat et lütfen Mithat. Eşkıya mısınız siz lan? Bunları hatırlarsın. Delikanlı adam için borç namustur. Adamlık da dömeyi gerektirir. Mithat bak silahları var lütfen. Yalvarıyorum konuş gitsinler lütfen. Borcumu ödemeyeceğimi kim söyledi? Adamlığı bilen kapıya dayanıp ailemi rahatsız etmez. Yarın akşama kadar öde. Biz de ne yengeyi ne de küçük kızı rahatsız etmeyelim değil mi? Yarın alırsınız borcunuzu. Hadi basın gidin şimdi. Anneciğim hadi sen.
korkmadım. Bir şey yok. İşte ben tam da bundan korkuyordum Mithat. Benim korktuğum başımıza geldi. Ya adamlar buraya kadar, evimize kadar çıktılar. Gülce var burada. Ya ben niye seni dinledim ki? Neden seni dinledim ben? Ya keşke gidip bankaya kredi iade etmeseydim. İşte şimdi çözülürdü bütün problem. Mithat yap. Seyran, ben özür dilerim, özür dilerim. Ben çok utanıyorum bunları sana yaşattığım için. Seyran, ben halledeceğim. Halledeceğim, korkma, halledeceğim. Söz veriyorum sana. Benim önüm kopuyorsa da bir şey olacak. Vay Kenan'ım vay. Hala buradasın bakıyorum. Evde bekleyenim yok senin gibi. Ne yapayım, vakit geçiriyorum. Olsun. Bakarsın ileride senin de olur. Hazır intikam yeminlerinden vazgeçmişken... efendi efendi tatlı bir yuva kurarsın. Bildan'la. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorum oğlum? Aşık olmuşsun diyorum. He? İhtiyarlarında gönlünü yaptın. Yırttın ham projesini. İnkar etme. Bunu da görmüş ikinizi. Ben yolumu değiştirmedim ki ablayım. Vildan'ı soruyorsan o mesele başka. Yani onun için vazgeçmedin mi yani? Ben sen değilim. Kimseye ihanet etmem. Aferin sana. O zaman şu kayıtları ver de. Şu tatsız konuşma bitsin. Ben o kayıtları sana zarar vermek için tutmuyorum albayım. Aksine bir delilik yaparsın, kendini yakarsın diye tutuyorum. Birbirimizi kandırmayalım, tamam mı? Ben senin aklından geçenleri çok iyi biliyorum. Neymiş benim aklımdan geçenler? Hı? Ben seni yakmak istesem çoktan polise vermiştim onları. Neyin peşindesin hala? Gizli planlarının. Albay! Ne var lan? Ben sana... senetleri ödemeyeceğim dedim mi lan? Mithat! Ha? Ben sana senetleri ödemeyeceğim dedim mi? Mithat! Mithat! Ulan eve tahsilatçı göndermek ne oluyor lan? He? Mithat! Evet. Tahsilatçı göndermek ne oluyor lan? Ne yapıyorsun lan? Öldüreceksin adamı! Sen de bana adamlıktan bahsediyordun öyle mi? Mithat, şu an öğreniyorum. Yoksa izin vermezdim. Sana yemin ediyorum bilmiyordum. Bunu hallederim. Sakin ol. Ne yaptın oğlum? Ne tahsilatçısı lan? Lan bana bakın. Eğer bir daha o adamlar kapıma gelirse... ikinizi de öldürürüm. Oh, my God.
aptal herif. İşte sen busun. Şu kadarcık aklın olsa bunu yapmazsın. Kalkmışsın bana intikamdan söz ediyorsun. Lan oğlum sen önce kendini korumayı öğren. Öldürmeye geldi o çocuk seni, farkında değil misin? Ha? Bir gün birinin elinden öleceksin Alpay, bu olacak. Ama o gün ben bile seni kurtaramayacağım. Cezaevinden geliyorum. Senin adam içeride. Ne yapayım? Yas mı tutayım? Arpasının yemini ver, tutsun çenesini. Abi adam para istemiyor. Beni buradan çıkartın diyor, başka bir şey demiyor. Yoksa ismimizi verecek. Bu adam çok sıkıntılı. Bir yolunu bul, dilini kes. Böyle tıngır tıngır tek başına, çay yok, derdo yok. Var mı öyle bir şey? Derdon bak ne buldum ya. Bunu kaybettim diye üzülüyordum. Ha bulmuşsun. Bak ne güzel, kaybettim dediklerin tek tek inzivasından çıkıyor işte. Ne güzel. Öyle. Bak bu da yarım kalmış. Tarihe bakar mısın? 17 yıl önce. Vay vay vay, ne demlenmiş, ne demlenmiş. Maşallah işte, vakti gelmiş. Bir sevda hikayesi demişim adına. Hatırladım. Onun gittiğiyle müziği küstüğüm vakit bu da yarım kalmış işte. Vay be, yok öyle yarım kalmış yok. Tamamlayacaksın. Meleğe de söz verdim. Bizim için yarım olan ne varsa her şeyi tamamlayacağım diye. Ya kardeş, artık kavuşun ya. Vallahi kavuşun artık ya, yeter ya. Ne güzel dedin Derdon da. Kız baba sana daha yeni kavuştu. Şimdi ben nasıl diyeyim gel bir olalım diye. Ya bizim kavuşmamıza daha zaman var belli ki. Öyle deme. Sen şu şarkıyı bitir. Söyleyeyim mi sana hatırladığım kadarıyla? Ya tabii çalsana. Vazgeçmişsin. Haberim yok. Zorlamanın anlamı yok. Galiba senin yüzünden, bir de benim yüzünden. Anlasaydın, dinleseydin beni. Hiç kör kütük aşık oldun mu? Anlatmak istediğim buydu. Gölgen bile yeterken, nefes kadar yakınken, bu şehirde sen misin tek deli? Terk edip gitmişsin herkesi. Berat. Efendim baba. Burada üşüyeceksin kızım. Ben bugünleri hep rüyamda görürdüm baba. Uyanınca sevinmek yerine üzülürdüm. Sanki sevdiklerime birer birer veda ediyormuşum gibi. Sen buraya veda değil, yaşamaya geldin kızım. Sen kendini ölçüp tartmaktan, hastayım diye sevdiklerinden sakınmaktan hiç vazgeçmeyin ki. Bırak kendini, az bir teslim ol sevdiklerine. Bak, böylesi sana da bana da daha iyi gelecek kızım ha.
giyiyor ayakkabılarını sen? Seyran. Seyran. Beraber çıkalım. Gülce'yi okula bırakırız. Ben de oradan tezgaha giderim. Bu adamlar gelmiş midir diye. Peşimize düşmezler değil mi? Ben yanınızdayım. Korkacak bir şey yok. Hem zaten bugün kapanacak bu konu. Gidin mi aynı? Ya görmedim Kerem'i Aslı. Nereden göreyim? Bana niye soruyorsun ki? Ayrıldınız mı? Ne oldu? Hayır, ona bir sürpriz yapacaktım. O yüzden sordum. Takımdan da bir tek senin numaran olduğu için seni aradım Emre. Gelsin. Ben ona sürprizi göstereceğim. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Ömer gitmeden birlikte yemek yiyelim dedim ya. Olmaz dedin. Cevizimin içiyle ailecek böyle bir arada olalım istedim. Hazırlık yaptıydım o sebep. Çocuklar yeni sözlendiydi. Ömer'in yemeğini birlikte yapaydık. Dostluğumuzun, ahretliğimizin önüne ördüğün duvarı yıkar bir kenara koyardık. Benim bir duvarım yok. Nefise zilet. Benim gönül kırıklığım var. Merhem de ilacı da zamandır. Madem zaman değil, zaman akıp gidiyor. Biz de bir ucundan tutsak. Buyurun bu akşam bize gelin. Aşımızı, çorbamızı bir edelim. Senin gönül kırıklığına deva olmasa da ahiretimize şifa olur belki. Rafık dün bizimkilere imza verdi man için. Çok şükür tadilatı durdurduk. O Kenan'ın Alpa'ya da iyi bir ders oldu. Doğruyu görmeye başlaman iyi olmuş Zeynel'im. Ama pisliklerinden kurtuldum diye de sevinme. Alpay. Benim kapıya iki tane silahlı adam gönderdi tahsilat için. Sen ne dedin ya? Gerçi ben def ettim bunları ama. Ya bak bu adamların sağa solu belli olmaz Rafık. Ne olur şimdi? Hayırlı işler. Akşama bekliyoruz. Sekize kadar açıyoruz. Lan gebertirim lan! Gebertirim lan! Rafık dur! Dur! Seni bırak! Ya dur! Ya bırak! Ya dur! Bırak! Ya git! Dur! Rafık dur! 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 Dur dellenme dur! Evini barkını düşün dur! Ne yapıyorsun sen ya? Bu ne bu? He? Ya sen tek başına mısın? Gülce'yi düşün. Seyran'ı düşün, Seyran'ı. Tamam. Niye linet etme? Gidelim konuşak Seydilen bile. Halledelim şu işi Allah aşkına. He? Sen vazgeçmeyeceksin herhalde. Sen beni dinleyene kadar vazgeçmeyeceğim. Anladım. Aslı çantayı verir misin? Vermeyeceğim. Beni dinlersen veririm. Verir misin çantayı? Vermeyeceğim. Aslı. Yap. Ne baksana lan. Pardon. Pardon ne? Özür dileyeceksin. Verdim ya sen. Özür dilesene lan. Dilemiyorum ya özür. Dilemiyorum kardeşim. Madem o kadar sıkıntınız vardı o zaman dinme kadar girmeyecektiniz. Ya tamam. Uzatmayalım. Gider misiniz lütfen? Aa kız arkadaşın ne kadar da kibarmış. Baro ödür ödülesin senin yerine. Ne diyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Kerem! Yapma! Ya yapma bırak! Çekil! Çekil! Ya bıraksana! Yapma sana diyorum sana yapma! Yapma diyorum sana! Yürü! Kerem iyi misin? İyi misin Kerem? Oğlum iyi misin?
Hastaneye götüreyim mi seni? Gel. Gel buraya, gel. Gel tutayım ben. Dur. Gel bak. Ah. Ben bakayım. Ne işin var senin bu adamlarla ya? Ha? Ne dertleri var seninle? O sopa bacağına gelseydi kariyerin ne olacaktı? Ne bileyim, serseri takım işte. Sen bu şekilde gidebilecek misin antrenmana? Sana ne ya? Ben sana bir daha oğlumla görüşmeyeceksin demedim mi? He? Niye laf anlamıyorsun sen? Ne oluyor ya? Sen niye karışıyorsun? Bunun yüzünden oldu değil mi kavga? He? Bunun yüzünden oldu. Alakası yok. Sen de karışma. Gel Aslı. Sana söylenmesin diye ama iyilik de yaramıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Ne oldu ya? Böyle aracıyla çağırdınız beni. Ne konuştunuz benimle? Hayırdır? Şöyle otur hele abi. Allah Allah. Hayırdır inşallah ya? Başım dertte abi. Alpay senetleri birilerine vermiş. İşte sağlam tipler değiller abi. Ne diyiniz ya siz? Bunun olacağı belliydi zaten. Hem vallahi hem billahi bu adamın kafasını gözünü patlatmak lazım aslında da. İşte. Akşama kadar süre verdiler. Bir de akşama kadar süre verdiler ha. Ya oğlum siz böyle birbirinize uyup ne işler karıştırıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz siz böyle ha? Zeynel, Bidat. Ne oluyor ya size? Ya bir yemin olsun önce sizden başlamak lazım dövmeye. Abi bizi sonra döversin de. Şimdi ne yapacağız onu diyelim. Konuş benimle Fırat. Tamam çok iyi. Bende kal. Bende kal. Bende kal. Ne yapacaksın buradan çıkınca? Yuşat. Yuşat? Yuşat nerede? Yuşat. Yuşat kim? Eşin mi? Yuşat nerede? Yuşat burada. Çok iyi. Seni bekliyor dışarıda. Yuşat. Yuşat çok iyi. Çok iyi. Bende kal. Çok iyi Yuşat Fırat. Fırat çok iyi. Ufu. Efendim hoş geldin. Al bunun yerine ver. Ne bu? Aslı Hanım'ın uçak bileti. Yarın akşam Almanya'ya gidiyor. Alpaycığım böyle olmaz ama ben... Yani söyleyemem ben böyle bir şey şimdi kızı. Nereden çıktı canım böyle emri vaki yapar gibi? Nasıl söyleyeyim yani? Kerem'le görüşmeyecek dedim az önce beraberdiler. Demek ki lafla olmuyor bu iş. Tamam. Ya Alpaycığım bak bilmiyorsun. Orası kız için cehennem gibi bir yer. Babası manyağın teki. Ama gitmezse de burası cehennem olacak ikiniz için. Alpaycığım bir konuşabilir miyiz? Alpay bir de... Ay.
İyi para eder bunlar. Ah, ortağım da geldi. Albayım olur kendisi. Ben Ercü. Tanıştığıma memnun oldum. Merhaba Ercü. Kenan Bey benim kardeşim gibidir. Çocukluk arkadaşım. Bu devirde böyle dostluk. Tebrik ediyorum sizi. Bizde var değil mi Kenan'ım? Hı? Antika değil mi bunlar? Evet, 200 yıllık. Kenan Bey bayağı ilgilendi. Sizin de dikkatinizi çektiyse. Çekmez mi? Daha bunlar bir şey değil. Bir gün patlattık ki bakır da var içinde. Hem de çok kıymetli. Müzelerde tozlansın istemeyiz. Ben artık o işleri bıraktım Ercü. Müsaadenizle. Alo. Birini geçtiniz mi arkadaşın? Ya siz Kenan'ın dediğine bakmayın. Son sevkiyat biraz sıkıntılı geçti de. Siz bana kartınızı verin. Konuşuruz sonra. Tabii. Pişman olmayacaksınız. Var. Peki. Bana müsaade. Siz düşünür taşınırsın. Güle güle. Kolay gelsin. Ercü iyi, hoştur ama bu işler bize göre değil. Bir adımız var, kirletmeyelim. Nefse teyze bizi yemeğe çağırmış. Anam da bir ısrar kıyamet. Erken gel, erken gel diye tutturdu. Yani inadını kırdıysa demek artık. Aman Vildan, ama biliyorsun halamla onlar birbirlerini kızsalar da, küsseler de hiçbir zaman geçmezler birbirlerinden. Aynı babamla Cumali amca gibi işte. Yani anamın inadı kimselere benzemez ama neyse. Anne! Aman! Aman! Dur oğlum, dur, dur, dur. Yok yok Vildan teyze, bir şey olmaz. İyileş çok şükür. E peki, hadi geç bakalım. Gel benim, gel, gel, gel. Oh! Oh, 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 biraz da kapçık, biraz da ben, biraz da ben. Benim ballı kalplerim iyileşmiş de annesine koşarmış. Anne, oh. Sana bol bol öpeceğim çünkü öpmeyen pümeyi içimde birikti. Hmm, benimkiler de birikti, nasıl olacak? Defne hoş geldiniz. Halil abi hoş bulduk. Hastaneden geldik de Seyit Ali dayanamadı. Tutturdu annemi göreceğim diye. İyi yapmışsın. Baksana haset kalmışlar birbirine. Kızım kalsın benimle bugün kardeşin. Senin işin varsa. Anne olur, iyi olur. Müzik hocam bekliyor beni. Tamam sen git dersine. Biz bugün oğlumla biraz vakit geçirelim bakalım. Ben onu bir öpeyim bol bol. Oh. Halil abi beni parka götürür müsün? Çünkü iyileştim ben. Götürürüm tabii Melek. Tamam o zaman bir şey söyleyeyim mi? Benim de küçücük bir işim var. Ama ben de sizinle geleyim hemen o işimi halledip. Olur mu? Beraber gidelim. Oley! Oley! Vildan teyze, Ömer'le konuştun mu hiç? Ay yok kızım, beni de aramadı hiç ama bir ses ederse ben sana haber veririm mutlaka. Peki tamam. Ben gideyim o zaman, size kolay gelsin anne. Tamam güzel kızım, sen geç kalma dersini. Hadi benim çiçeğim. Vildan teyzeciğim, görüşürüz. Görüşürüz. Yenge, Ömer bir numara bırakacağım demişti. Bırakmadı mı? Yok Halil ya. Gittiğinde bir aradıydı ya. O kadar işte. Anladım. Fırat aç gözünü. Fırat aç gözünü, bak bana. Fırat bende kal. Fırat aç gözlerini. Fırat! Fırat aç gözlerini. Fırat kal bende. Fırat! Fırat aç gözünü, bak bana. Ömer. Fırat. Ömer tamam mı? Komutanım yaşları değil. Bir dakika komutanım. Ömer. Ömer yeter Ömer. Hastayı kaybettik Ömer. Sen elinden geleni yaptın. Üzgünüm. Thank you.
miydi abi? Evet. Rüşşat değil mi? Evet. Abi kurtuldu değil mi? Rüşşat. Maalesef kaybettik. Kurtaramadık. Abi. Rüşşat. Rüşşat. Abin şehit oldu. O en güzel makamda. O seni çok seviyordu. Senin adını sayıklayıp durdu. Sen yardım et yarabbim. Nasıl çıkacak bu işin içinden bilmem. Mahmut'um söyle. Ha Kadriye, benim sana bir işim düştü ya. Ha buyur söyle istem. Benim için bir şey yaparsın değil mi Kadriye? Ne gibi bir şey mesela? Vallahi Kadriye, benim acil paraya ihtiyacım var. Senin altınlardan bir kısmını bozdursak ben sağa sonra geri ödesem olur mu onu? Ne diyeyim Mahmut? Neyin altını? Ne? Kadriyem yemin olsun bu altınları bana verirsen çok büyük sevaba gireceksin bak. Gel yardım et bana. Ben zaten zorda olmasam istemem senden böyle bir şey. Sen bana bir ver. Ben sana bunları iki olarak geri ödeyeceğim. Sen ne zaman benden altın istesen ben çeşit çeşit sana alıp geleyim zaten. Hayırdır oğlum? Neye ihtiyacım var? Ne altını? Arayacağım ben seni. Bu Ercü sağlam bir herife benziyor. Bakırları görseydik keşke. Alpay! Yine ne oluyor lan? Bana bak. Sen kim oluyorsun da benim oğlumu tehdit edin? Ya sen nasıl bir adamsın? 20 yıl kızımın iyiliklerini emniyet verimi. Bana bak. Şey tırnaklarını evlatlarımın üzerinden. Bana bak, al. Daha yetmezse üstünü tamamlarım. Ama bana bak. Yarım saat içinde o senetler bana gelecek. Yoksa Allah yarattı demem. Tamam. Kaç kere aramışsın teyze, ne oldu? Eğer açsaydın öğrenirdin ne olduğunu. Of, her yer gerginlik. Vallahi hiç çekemeyeceğim ha. Aslıcığım esas ben seni çekemeyeceğim. Ben sana kaç kere dedim bu adamın damarına basma diye. Hı? Al bakalım. Çileden çıkardın adamı. Bak. Al topla şimdi eşyalarını. Hadi bakalım. Teyze olmaz. Gidemem, babamı biliyorsun, hayatımı karartacak. Saçma sapan biriyle evlendirecek beni. Kızım ben ne yapayım artık ya senin için? Ben seninle kaç defa konuştum. Yapma dedim. Ya ben bu adamın gözüne batma dedim sana. Ya söyle bana, ben ne yapayım şimdi? Adamı mı boşayayım? Hı? Benim yapabileceğim bir şey kalmadı artık Aslı'cığım. Ben sana akşam demiştim birinin elinde kalacaksın diye. Dua et, hala nefes alıyorsun. Sen de sevindin değil mi?
Seyit Ali hakaretler yağdırırken bir de alkış tutsaydın ya, niye tutmadın? Ben seni senden korumaktan yoruldum Albay. Sen bunları karşı süngünü indirdin ya. Seni de bunlarla beraber yakmazsan bana da Alpay demesinler. Alo Ercü Bey, Alpay ben. Kenan'ın kan kardeşi. Bizim dükkana gelmiştiniz ya. Nasılsınız? Aleykümselam. Canım. Vallahi ben daha fazla gizleyemedim mevzuyu. Babam anlattı her şeyi. Hakkını helal et. Anlattın mı? Hata ettim baba. Ne desen haklısın. İyi. Dersini aldıysan mesele yok. Ben hallettim o işi. Nasıl? Bana diyemedin derdim. Ben de bütün kapılarını kapatmıştım. Sen de gittin. Olur olmaz adama elini açtın. Yani benim de hatam çok. Sizlere adam edeceğim derken sindirip çaresiz bırakmışım. Bak sana melek bile derdini söyleyememiş. Mahmut yıllardır yanımda. Ama onu bile gözüm görmemiş. Olur mu böyle şey? Hele sözümü kesme. Bak Mithat, sen hep dükkan açmak istedin ya. Artık önünde durmuşum. Sonuçta ekmeğini eline almak istiyorsun. Mahmut da hak ettiği yerde dükkanla kalır. Ben de köşeme çekilir. Siz de gururlanır. Allah razı olsun baba, sağ olasın. Abimin hakkıdır. Ama benim için erken. Sen vaktinde bana engel olurken haklıymışsın. Öyle tek başına dükkan çevirmek kolay iş değil. Baksana ben daha bu seyyarı bile çeviremiyorum. Hele ben bunu bir becereyim, ondan sonra dükkan açarım. Sağ olasın baba. Hele sen bunları bir kafana takma. Akşam Gülce'yle Seyran'ı al da gel yeme. Orada konuşuruz. E hadi o zaman Seyit Ali Usta'ya bir kebap yap da senin elinden bir kebap yesin. Yaparım tabii ya, yapmam mı? Teşekkürler. Siz öyle haber vermeden gelmezsiniz. Bir sorun mu var? Var bir sıkıntı ama seninle ilgili değil. Burayla mı ilgili? Biliyorsun evim düzenim Urfa'da. Artık buraya koşturmak zor geliyor. Kapatıyor musunuz? Yok hayır ama devredeceğim. Senin çok emeğin var burada. Geçen gün krediyle ilgili evrakları istediğinde keşke Seyran devralsa dedim burayı. Krediyi bunun için çekmedim biliyorum ama içimden geleni söyledim. Uzun lafın kısası, imkanın varsa sen devral burayı Seyran. Yoksa başka birine devredeceğim. Keşke Eda Hanım. İnanın çok isterim. Ama şu an mümkün değil. İşte geldik. Kahve ister misin bundan? Evet. Ha? Koş bakalım. Hangisiyle başlıyorsun? Bilmem, kendi seçsin. Dikkat et orada. Ha? O çünkü süper kahraman Seyit Ali en yükseğinden kayacak. Süper kahraman Seyit Ali. Aferin. Gel bakalım. Koş bir daha kay.
Poşeti. Küçük para mı? Şuna da binecek mi acaba? Olur. Hadi gidelim mi oraya? Hadi. Hadi koş. Sen bir süper kahramansın. Gel salıncaklara da gidelim. Koş. Seyit Ali, anne de binsin mi? Vallahi. Süper kahramanın süper annesi Melek de binsin salıncağa o zaman. Ay Halil, anlaştık. Ben ona sorma. Anne neyse. Hadi bak çocuk da eserliği. Hadi Melek. Oğlum ben nasıl bineyim bunu? Çocuklar için yapmışlar. Ya bir şey olmaz, gel. Aşk olsun, hadi gel. Çak. Tamam. Sıkı tutun. Hazır mısın? Hazırım. Bir. İki. İki. Üç. Bak süper kahraman senden daha hızlı Melek, görüyor musun? Anneden daha hızlı olacağız, bak şimdi. Biraz daha sıkı tutunuyor musun? Gördün mü, geçtik anneyi. Ama ben de süper kahramanı geçemem ki. Baksana. Seyit Ali senden daha hızlı. Anne de yavaşladı. Oldu. Oldu. O zaman hadi madem ballı kartlar kahramanı devam etsin. Süper anne miydi? Biraz yoruldu. Yetti mi? Yeter mi? Kağıt el beğenmek ister misin Seyit Ali? Hadi gidelim o zaman. Hadi. Çok sever Seyit Ali kağıt elma. Ben de severim, değil mi? Anne, dedem gelmiş. Dede. Dede sen uzunsun. Baba merhaba. Biz de Seyit Ali'yi biraz dışarı çıkarmıştık hava alsın diye. Hani kaç gündür eve kapandı ya. Melek de hava aldı Seyit Ali sayesinde. İyi olmuş. Yetmişsiniz. Ha. Cumaliler akşam yemeğe gelecekmiş. Ha evet, haberim var baba. Biz de gidiyorduk zaten şimdi. İyi o zaman. Siz gidin, biz Halil'le sonra geliriz. Hadi. Peki baba. Hadi bakalım, hala anne bizi bekliyormuş. Gel bakalım. Anne, neden Mahalle abim gelmeyecek mi? Onlar da geliyorlar oğlum. Biz şimdi gidelim, onlar gelecek sonra, tamam? Hmm. Hadi bakalım. Halil, gel seninle biraz konuşalım. Thank you.
Nerede kaldı bu herif ya? Hoş geldin. Aman efendim, kapıda karşılanmak ne güzel. Şöyle içeri bırak çocuk da. Yalnız şuna bir bakalım ya, merak ettim neler var. Koy oğlum. Örnek diyorum. Sağ ol. Selamünaleyküm beyler. Selam. Çok güzel oldu Behena Bey. Ne sağlık. Oh. Bugün de bir sıkı oldu. Çok şükür oldu. Alo. Defnem. Ömer. Ömer, sesini duydum. Nasıl heyecanlandım. Nasılsın? Ne yapıyorsun sen? İyiyim Defnem. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok iyiyim. Kim var burada biliyor musun? Annen, babaannen yemeğe geldiler bize. Çok selam söyle herkese. Çok özledim hepinizi. Biz de seni çok özledik. Bildan teyze, Ömer aradı. Sizi çok özlemiş, şöyle söylüyor. Ay biz de onu çok özledik Defneciğim, deyiver. Ah cevizimin içi. Kurban olurum ben ona. Bak ne diyorlar sana, duydun mu? Duyuyorum. Benim için sarıl onları, olur mu? Olur, severim. Defne, bir sesini duyayım mı kızım? Bak annene veriyorum, hadi. Ben de konuşacağım, ha? Tamam anneciğim, vereceğim. Ben sonra sana vereceğim. Doya doya konuşursunuz Defne. Oğlum. Ömer'im, nasılsın? Anne. Babaannen de burada. Ben oyuncaklarla oynamaya gidiyorum. Tamam, hadi. Yemişti yemeklerini. Arkadaşlarına da vereydi. Babaannen soruyor, gönderdim yemekleri yedi mi diyor. Tamam, tamam. Anneciğim, babaannene veriyorum. Bak, o da bir sesini duysun, olur mu? Ver. Ömer'im. Melek. Yoktu kızım. Neyin var? Ya yok, bir şey oldu. Şimdi soğuk olacağım. Bak hani. Sen benim elime doğdun. İnsanlığına da, vicdanına da, kalbinin temizliğine de diyecek sözüm yok. Söz edenlerin de karşısına dur. Meleğin hatası olmasaydı bugün başka türlü olurdu. O vakitler nasıl bir acıyla yandığını biz şimdi ancak anlamaya çalışırız. Ama sen içinde yaşadın o ateşi. Yaşadığının derdini, kederini en iyi sen bilir. Ama ne derim? Olan oldu. Şimdi Allah acısını göstermesin ama... eğer... Melek'e bir şey olursa... Allah korusun. Kader deyip katlanmak... insanın fıtratında var. Ama oğlum... İnsan kendi kaderini de kendi çizer. Rüzgara göre. Ateşe atma kendini. Ne demeye çalıştığını çok iyi anlıyorum Seyten amca. Ben Melek'i çok seviyorum. Bundan şüphem yok Halil. Melek'in Alpay'la gidişi onu sevdiğinden değildi. Birisi ona benim başka bir kızı sevdiğimi söylemiş. O da benimle evlenip mutluluğuma gölge düşürmek istememiş. Sevdasına yük olmayayım demiş, Alpay'la gitmiş. Belki mutlu olurum, bir yuvam olur diye. Ama işte tamamen yanlış anlaşılmaya kurban gitmiş. Eğer Melek beni hiç sevmemiş olsaydı... onun mutluluğu için hiç düşünmeden ondan vazgeçerdim.
Buraya geldiğinde de onun arkasında duruşum tamamen insanlığımdandı. Sonradan gerçekleri öğrenince her şey değişti. Hastalığını da sonradan öğrendim. Vicdanımdan değil, Seyitel amca, Sevda bunun adı. Bundan böyle ömrü 3 gün de olsa, 3 asır da olsa ben Meleği bırakmayacağım. 20 yıldır değişmeyen tek hakikat bu. O yüzden müsaadenle ben Melek'le evlenmek istiyorum. Hadi, Allah'a emanetimsin. Hah, vereyim hadi. Al kızım. Kızım, benim de selamımı söyle. Alo. Ömer, annem de çok selam söylüyor. Aleyküm selam, sen de çok selam söyle. Hepiniz Allah'a emanet olun, tamam mı? Sen de Allah'a emanet ol. Arkadaşların da, sen de bizim kahramanımızsınız. Seni çok ama çok seviyorum ben. Ben de seni çok seviyorum. Türkmen köyünde çatışma çıkmış. Bölgeye intikal ediyoruz. Hepini Ömer, arayacağım seni. Sen de geliyorsun. Ömer. Arayacağım seni. Tamam. Ömer, sesim geliyor mu? Ömer. Ömer. Ömer, ne oluyor orada? Ömer. Ömer. Ömer, duyuyor musun beni? Sesim geliyor mu? Ömer. Arkadaşlar, civardaki Türkmen köyüne bir saldırı olmuş. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. İvedi bir şekilde oraya intikal etmemiz gerekiyor. Defa. Kızım, ne oldu? Bırak. Defne, ne oldu? Defne. Defne. Ömer, çatışma. Çatışma çıkmış. Ömer, Ömer gitti. Kızım, ama çatışmaya gitti. Karşımda.